Buradan herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber bu küçük patatesimizi dikeceğiz. Ben patates desem de gerçek adı Stephania erecta. Harika bir bitki. Çok güzel yuvarlak yaprakları var. İnşallah görebiliriz diye ümit ediyorum. Kökleri vesaire şu anda yok. Bu şekilde ekimini yapacağız. Caudex türü bir bitki bahsedecek olursam. Daha önce şurada görebileceğiniz fil ayağına bakmıştım. Bu cinslerden, Caudex türlerinden. Böyle kalp kalp çok tatlı yaprakları var. Umarım buna da güzel bakabilirim. Hep beraber gelişimini izliyor olacağız. Öncelikle bunu size yakından göstermek istiyorum. Şu üst kısmı çıkıntı olan yerinden yeni yapraklar verecek. Burası alt kısmı. Zaten önceden kökleri varmış buradan. Kurumuşlar. Az çok belli oluyor. Bu kısmı aşağıya denk gelecek şekilde bunu dikeceğiz. Harika gözükmüyor mu? Hindistan cevizine de benziyor. Patatese de benziyor böyle. Tuhaf bir bitki ama yaprakları olunca harika olacak. Şu üzerindeki gözeneklere bakar mısınız? Yakın çekimden bitkilere bayılıyorum bu arada. O yüzden size de yakın çekimden göstermek istedim biraz. Hadi başlayalım. Öncelikle bu bitki güneş ışığını çok seviyormuş. Ama ben bunu direkt güneş ışığına koymayacağım. Çünkü yanarsa büyük ihtimal bir köşeye geçer ağlarım. Yani yavaş yavaş alıştırarak güneş ışığına alıştırmaya çalışacağım. Şimdi ben bunu çok aydınlık bir alana yerleştireceğim. Ondan önce biraz toprak içeriğinden bahsedelim. Toprağı çok geçirgen olması gerekiyor. Bunun için kaktüs toprağı hazırladım. İnternetten elde edindiğim bilgilere göre kaktüs toprağı %50, perlit %50 demiş. Ben bu kaktüs toprağının içine perlit karıştırdım %50 olacak şekilde yaklaşık. Onun haricinde vermikülit ve lav taşı da var. Saksının altının delikli olmasına özen göstermeniz lazım. Drenajının çok iyi yapılması gerek. Ve bu bitki nemi çok seviyor. Ama sulama kesinlikle üstünden yapılmamalı. Kenarlarından yapılmalı. Onun haricinde ekstra gene aklıma geldikçe ekleyeceğim. Ben bu porselen saksıları seviyorum. Bunu özel seçtim ama bunun altına şu şekilde dermeye çalıştım ben. Tabii delerken de böyle biraz kırdım. O yüzden şunu şöyle koyarsak. Gene bile tam emin olamadığım için dibine kil bilyesi koyacağım drenajı sağlamak amaçlı. Ama siz altı delik olmayan saksılar kullanacaksanız kesinlikle kil bilyesi gibi büyük taşlı materyalleri kullanırsanız bitkinin sağlığı açısından çok daha iyi olacaktır. Ben delikli saksı kullanmama rağmen gene bitkinin sağlığı için bunları kullanıyorum. Şimdi biraz ekleyeceğim, çok değil. Şu şekilde. Daha sonra hazırladığım toprak karışımını koyacağım. Şu şekilde. Ben bunun içine gene mantar vesaire olabilir diye önlem amaçlı ilaç koydum. Böyle minik mavi toplar görüyorsanız onlar. Şu şekilde. Şu şekilde toprağımızı koyuyoruz. Şimdi bu bitkiyi çok derine dikerseniz iç tarafından doğru çürümeye başlayacaktır. Bunun şu kadarcık bir kısmının toprağa değmesi bunun için yeterli. O yüzden bunu koyarken de şöyle ufak bir çukur oluşturuyorum toprağın üstünde. Şu şekilde tam gözüküyor mu bilmiyorum ama. Ve patatesimizi, bunu da patates diyorum çünkü gerçekten patatese çok benziyor. Şöyle oturtuyoruz. Şöyle kenarlarından sıkıştırıyorum biraz sabitlemek için. Bu şekilde. Süslemek için kenarlarına taşlar ekleyebilirsiniz. Ben Florya'dan topladığım
deniz kabuklarından eklemeyi planlıyorum. Şunlardan. Çünkü patates şu anda çok güzel, hoş gelmeyebilir. Ama yaprakları olduğunda harika olacağından emin olabilirsiniz. Tabii o günleri görebilirsek. Umarım yaşatabilirim. Daha önce gösterdiğim fil ayağını, şunu ilk denememde çürütmüştüm. Hala bile saksısına bakıyorum çünkü atmadım. Öldüğünü kabullenmek çok zor. Şu şekilde süsledim bir de. Daha sonra bunu nem sağlamak amacıyla ufak bir sera ortamı yapacağım. İşte bu da son halimiz. Tekrardan yakından göstermek istedim. Yaprak halinde videoyu ekleyebilirsem şu sağ tarafı eklemeyi planlıyorum. Büyüyünce nasıl olacağını hep beraber göreceğiz. Ve gelişimini beraber gözlemleyeceğiz. Gene çimlendiği haftaları vesaire sizlerle paylaşmayı planlıyorum. Gelişimine beraber bakalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuştur. Yaparsanız mutlaka beni etiketlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere.